rahmet ayından, bereket ayından, paylaşma ayından, bolluk ayından, yardımlaşma ayından bir kez daha iyi akşamlar. 8. akşamda oruçlarımızı açıyoruz. Nerede açıyoruz? Bu akşam değişik bir sofradayız. Bu sofra gerçekten farklı bir sofra. Çünkü ben de ilk defa böyle bir yerden program yapıyorum. Niçin diye soracak olursanız, bunun sebebi iki ilçe ortaklaşa birlikte iftar düzenliyor. Ve bulunduğumuz noktada şu anda tam iki ilçenin birleştiği nokta, bir tarafı Güngören'e, bir tarafı Bağcılar'a bağlı. Gerçi başkanlarımız işte kardeşlik burada, Güngören bölümünde Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağrıcı var. Bağcılar bölümünde de Güngören Belediye Başkanımız Sayın Şakir Yücel Karaman var. Sayın başkanlarım, hoş geldiniz. İkiniz de ev sahibisiniz, biz misafiriz. Nereden başlayalım? İstiyorsanız sizden başlayalım. Güzel bir iftar, geçen sene sanıyorum ilkini yapmışsınız. İlçe belediyelerinin ortak noktasında, sınırında muhteşem bir iftar. 7000 insan aynı sofrada iftar açıyor. Duygularınızı alabilir miyiz? Ben öncelikle herkesin Ramazan'ını tekrar tebrik ediyorum. Ramazan güzellik ve bereketiyle, rahmetiyle geldi. Bildiğiniz gibi Ramazan çadırlarımızda, sokak iftarlarımızla birlikte farklı bir noktalara gelmişti. Komşular bir araya gelerek iftarlarını açıyorlardı ve kardeşlik sınır tanımaz diyerek yurt dışlarına kadar çıktığına göre demek ki yandaki ilçeyle beraber de birlikte iftar yapılabiliyor. Çok güzel bir duygu. Yıllardır bırakın karşı ilçeyi, karşı daire komşuluk yapanlar bile aynı sofrada buluşmamış olabiliyor. Burada çok farklı duygular yaşıyoruz. Her şeyden önce Ramazan'ın bereketi, güzelliği ve dostluğun buradaki rahmetiyle ben çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Geçen yıl başlamıştık. Bu yılda devam ediyoruz. Güngören ve Bağcılar ilçelerimizdeki yaşayan komşularımızla birlikte iftarlarımızı. Her akşam bu mahalle iftarlarımız aynı zamanda devam ediyor. Ben bu vesileyle tekrar Güngören Belediye Başkanımız Sayın Şakir Yücel Karaman Bey'e teşekkür ediyorum. Buradaki dostluğu, komşuluğu bizlere yaşattılar ve gösterdiler. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bizlere eşlik ettiniz ve bu dönül sofrasına tekrar güzellik kattınız. Sağ olun. Başkanım, sizi bırakmıyorum. Ben hemen başkanıma bir soru soracağım. Tekrar size de döneceğim. Evet Sayın Başkanım, siz neler söyleyeceksiniz? İki ilçe birleşti. İşte muhteşem bir komşuluk, muhteşem bir manevi atmosfer. Evet, bizim zaten ilçelerimizin sınırları böyle çok açık değil, sokaklarla sınır olmuş yerler, dolayısıyla zaten iç içeyiz. Bu komşuluğu Ramazan'da da birlikte olarak göstermek istedik. Sağ olsun başkanımız da bu programı geçen sene başladık. Ben herkese Allah kabul etsin diyorum, böyle bir coşku içerisinde, birliktelik içerisinde iftarı açtık. Bu birliktelik içerisinde yine Rabbim bize güç kuvvet versin ki bu birliktelikle beraber ülkemiz daha istenen yerlere gelsin diyorum. Sadece sokak iftarlarında komşularımızın bir araya gelmesi yetmiyor. İnşallah bundan sonra ilçelerimiz tüm İstanbul ve tüm Türkiye bir araya gelsin diye başlatılan bir çalışma. Sayın Başkanım, size çok teşekkür ediyoruz. Lokman Başkanım'a bir sorum daha olacak. Evet, değerli milletvekilimiz Harun Bey de aramızda buyurdular. Başkanım, peki Bağcılar'da neler yapıyorsunuz? Buradan ibaret değil. Bağcılar çok ciddi manada. Tabii 22 mahallemiz var. Her mahallemizde bu sokak iftarlarımızı kuruyoruz. Ramazan çadırımızda 3000 kişi aynı anda iftarını yapıyor ve bu yıl geleneksel hale getirmiş olduğumuz Kazakistan ve Almanya iftarlarımız da devam edecek. Kardeşlik sınır tanımıyor diyoruz ve 750 bin nüfuslu bir Bağcılar ailesi olarak aynı duyguları paylaşan insanlar, aynı sofrada buluştuklarında, aynı güzelliği paylaştıklarında gerçekten çok güzel bir noktaya değiniyoruz. Halen 21. yüzyılda farklı düşünen insanlar, farklı inanca sahip olan insanlar, farklı ırktan olan insanları hep tehlike olarak görüyorlar ama biz Bağcılar'daki her gruptan, her inançtan insanı yaşadığı bir yer Bağcılar. Tüm vilayetlerde hemşehrilerimizin yaşadığı yer Bağcılar. Aynı duyguları paylaşması yeterli oldu ve bu tür sofralar, bu tür güzellikler ve birliktelikler tanış olmalarına vesile oldu ve farklılıkların zenginlik olduğunu Bağcılar gösterdi. Bütün başkanlarıma soruyorum. Peki diğer Müslüman ülkelerde bu kadar huzur olmayabiliyor. Böyle sofralarda buluşamayabiliyorlar. Maalesef savaş var ve ülkemiz de bu konuda çok duyarlı. Bir belediye başkanı olarak duygularınızı alabilir miyiz?
Biz her zaman olduğu gibi yine bu son dönemlerde de o kardeşlerimizin yanında olduk. Bakın biz Pakistan'da deprem oldu, oraya okulumuz yapmıştık. Daha sonra sel felaketi oldu. 60 haneli bir köy ve camimizi, yine okulumuzu yaptık. Sınır komşularımız da Suriye başta olmak üzere, ki şu anda Filistin'de, Gazze'de bir cami inşa ettiriyoruz. Tabii ki acı bir durum. Gönül olsun, ister ki sadece Müslüman ülke değil, hiçbir insanın gözyaşı ve kanı akmasın. Çünkü gözyaşı ve kanın rengi hep aynı, nerede olursa olsun. Neticede insan yeryüzünde yarattığı Allah'ın en kutsal varlık. O açıdan temennimiz tabii destek olmanın yanında üzüntümüzün de olması ve olmaması. Temennimiz de inşallah bu Ramazan'ın güzelliğiyle, bereketiyle, nasıl ki Ramazan'ın sonunda tüm günahlardan arındırılmış olarak bayrama çıkmayı arzu ediyorsak, İnşallah Ramazan'ın sonunda da bu rahmetin ve güzelliğin sonucu olarak tüm insanlığın huzura ve mutluluğa kavuşmasını ben temenni ediyorum. Sayın Başkanım, size de çok teşekkür ediyorum. Protokolünüzde bu akşam kalabalık. Harun Bey'i yayına alalım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Lohman Çağrıcı'ya. Evet, Harun Karaca ile birlikteyiz. İstanbul Milletvekili, Bölge Milletvekili. Siz de çok ama çok çalışkan milletvekillerindensiniz. Gerçekten bütün sofralarda 12 ay boyunca, sadece Ramazan'da değil, belediyelerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinde sizi ön safta görüyoruz. Bugün de bu ortak iftarda berabersiniz. Neler söyleyeceksiniz Harun Karaca olarak, AK Parti milletvekili olarak? Öncelikle ülkemize Ramazan ayının huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Müslüman ülkelere, özellikle Suriye, Mısır, Doğu Türkistan, Kerkük başta olmak üzere Gazze, hepsine huzur ve barış getirmesi temennisiyle sözlerime başlamak istiyorum. Ben bu dönemde Bağcılar koordinatör olarak, Bağcılar'dan sorumlu koordinatör olarak görev yapıyorum. Bugün de iki kardeş ilçe, Güngören ve Bağcılar, güzel bir iftar sofrası hazırlamışlar. Burada binlerce vatandaşımızla bir aradayız. Önce masaları gezdik. Masalarda biraz vatandaşlarımızla sohbet ettik. Dün Yüzyıl Mahallesi'ndeydik. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde Kosova'da, Bayrampaşa Belediye'mizin ziyaretiyle Kosova'da iftarımız olacak. Daha sonraki günlerde Sidiri'de olacağız, Bahçelievler'de olacağız. Olacağız da olacağız. Burada tabii amaç şu, tüm vatandaşlarımızı kucaklamak. Bu Ramazan vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı hasbihal etmek. Onlarla en azından yakınlaşmak. Meclisin kapalı olduğu dönemde de bunlar bizim için fırsat oluyor. İşte bu geçtiğimiz günlerde de 35. maddeyi düzenledik. 35. madde darbelere dayanak sağlayan madde. İnşallah ülkemiz bir daha böyle kara günleri görmez diyorum. Ben bu iftar sofralarına emeği geçen, öncelikle belediye çalışanlarımıza, belediye başkanlarımıza ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Şükranlarımızı sunuyorum. Zira işte burada güzel bir manzara var. İşte bir kardeşlik manzarası var. İnşallah bu 12 aya yayılır diyorum, bu kardeşlik manzarası. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yine bir milletvekilimiz, değerli bir bakanımız var. Ömer Bey, buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Ülkede Ramazan yapıyoruz. Ülke TV'de Ramazan yapıyoruz. Bir milletvekili olarak, ülkenin milli eğitimine çok büyük katkıda bulunarak, eski bir bakan olarak, bir profesör olarak ve bir Ömer Dinçer olarak bir Ramazan yaşıyoruz. Duygularınızı almak istiyorum. Şimdi tabii öncelikle şunu söylemek lazım. Bir insan topluluğunu millet yapan şey ortak hayaller, ortak hedefler, ortak fikirler ve aynı zamanda ortak duygulardır. Eğer bir arada yaşayan insanlar o aynı hayalleri kuruyor, aynı duyguları paylaşıyor ve bir fikir etrafında bir araya gelebiliyorlarsa millet olurlar. İşte burada baktığınızda gördüğünüz şey şu. Çoğu kere İnsanların ortak fikirde olup olmadığını anlayabilirsiniz yazdıklarından, okuduklarından, konuştuklarından. Ortak hedeflerinin olup olmadığını da ne yapmak istediklerine bakarak anlayabilirsiniz. Ama ancak böyle bir yerde ve böyle bir akşamda insanların duygularını görmeniz mümkündür. İşte bugün doğrusunu söylemek gerekirse gördüğüm şey, insanlar büyük bir coşkuyla kardeşliği, barışı, huzuru tadıyorlar. Aslında Ramazan bize bunu her yıl yaşatıyor. Ama özellikle böyle sokağa çıktığınızda birbirinden farklı insanlar, muhtemeldir ki burada Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Çerkez'i var. Yine farklı mezhepten insanlar, muhtemel ki Musevi'si, Alevi'si, Sunni'si var. Yine muhtemel ki farklı dinden insanlar da vardırlar bu havayı teneffüs eden. İşte bir milleti millet yapan şey de budur.
Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Ömer Dinçer'le birlikteydik. Harun Karaca'yı konuk ettik. Güngören Belediye Başkanımız Sayın Şakir Yücel Karaman Beyefendi'yi ve Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağrıcı'yı misafir ettik. Sayın Bakanım Profesör Doktor Ömer Dinçer Beyefendi dedi ki bu safraların en büyük özelliği her dilden, her görüşten, her farklı görüşten insanı bir araya getirmesidir. İşte sevgi budur, kardeşlik budur, dostluk budur dedi. Buradaki yayınımız sona erdi. Yarın akşam başka bir sofrada, başka bir kardeşlik muhabbetinde sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın, hayırlı iftarlar efendim. İyi iftarlar. Albaraka sundu.